Yıl 1974. Kıbrıs Barış Harekatı. İmkansızlıklar içinde kazanılan büyük bir zafer. Kocatepe Muhribi'nin batışının hazin öyküsü ve karşı karşıya kalınan Amerika Birleşik Devletleri ambargosuyla Türk savunma sanayinin bağımsız olması gerektiği artık tartışmaya yer vermeyecek şekilde görülmüştür. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özellikle muhabere ve savunma elektroniği alanında güçlendirilmesi maksatlı çalışmalara Türk Kara Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı öncülüğünde başlanır. Yıl 1975. Aselsan. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan çıkarılan dersle yokluklar içinde kurulan bir şirket. Türkiye'nin teknolojik bağımsızlık savaşının ilk neferi. Yıl 1991. Aselsan, Savunma Sanayi İcra Komitesi'nin kararıyla Türkiye'nin radar merkezi olarak görevlendiriliyor ve ilk milli radar projesine başlıyor. Askarat sistemi lisanslı üretimiyle başlayan bu serüven 2000 yılında ARS-2000 sistemi tasarımıyla gelişirken 2003-2008 yıllarında Kalkan faz dizili radar projesiyle önemli bir sıçrama noktası yaşıyor. Bugün dünyanın sayılı teknolojilerine sahip olan Türk savunma sanayi milli ürünlerini tasarlıyor, geliştiriyor, üretiyor. Yerli ve milli olarak geliştirilen radar sistemleri karada, denizde, havada ve uzayda Türk ordusuna güç katıyor. Ve yıl 2015. Türkiye'nin Radar ve Elektronik Harp Teknoloji Merkezi açılıyor. Aselsan Gölbaşı Yerleşkesi Radar ve Elektronik Harp Merkezi'nin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu tesisin ülkemize kazandırılmasında emeği geçenleri bir kez daha tebrik ediyorum. Ülkemize, milletimize, özellikle de Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olsun diyorum. Ya Allah, Bismillah. Devam eden projelerle, yatırımlarla birlikte 2023 yılında savunma sanayi alanında dışa bağımlılığımızı inşallah büyük oranda ortadan kaldırmayı planlıyoruz. Kendi savaş uçaklarını, yolcu uçaklarını tasarlayan ve üreten, kendi uydularını tasarlayan ve üreten, bunları kendisi uzaya gönderen, kendi uçak gemisini tasarlayan ve üreten, kendi elektronik harp sistemlerini tasarlayan ve üreten bir Türkiye hedefliyoruz. Bu doğrultuda yapılan tüm çalışmaların sonuna kadar destekçisiyim. Sonuna kadar arkasındayım. Türkiye'nin geleceğine yönelik bu hedefler doğrultusunda ülkemizin en gelişmiş radar sistemi olan ÇAFRAT, Türk Deniz Kuvvetleri'ne bölgede ve dünyada üstünlük sağlayacaktır. Tasarım ve geliştirme faaliyetlerine Eylül 2013 tarihinde başlanan ÇAFRAT, çok amaçlı faz dizili radar sistemi, çok fonksiyonlu radar, aydınlatma radarı ve dönmeyen tipte IFF anteni bileşenlerinden oluşmaktadır. Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ÇAFRAT sistemi, 2018 yılında gerçekleştirilen fabrika kabul testlerinden tam not alarak deniz ortamına çıkmıştır. ÇAFRAT sistemi, hava savunma harbi kapsamında hacim arama ve ufuk hattı arama özelliklerine sahiptir. Hassas izleme ile imha değerlendirme desteği verebilmekte, hedef izleme ve sınıflandırma yapabilmektedir. Top atış kontrol desteği sağlayan bu gelişmiş radar sistemi, hava hedefleri için son teknoloji güdümlü mermileri aydınlatma, veri bağı tesisi ve kendi mermilerini takip etme işlevlerini başarıyla yerine getirmektedir. Su üstü harbi kapsamında su üstü hedeflerinin takibini sağlayan ÇAFRAT sistemi, hedef sınıflandırma bilgilerini gemiye sağlamaktadır. Top atış kontrol ve güdümlü mermi aydınlatma yetenekleri su üstü hedefler içinde etkin bir şekilde sağlanmaktadır. Helikopter ve insansız hava araçlarına yaklaşma ve indirme desteği sağlama yeteneği olan ÇAFRAT sistemi, bulunduğu platformlara hava aracı kontrol yeteneği kazandırmaktadır. 11 Aralık 2018 tarihinde Şimşek test hedefiyle ÇAFRAT sisteminin güdümlü mermi atışları başarıyla gerçekleştirilmiştir.
1975'ten bugüne geleceğe. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı liderliğinde Türk Savunma Sanayi, Türkiye'nin hayallerini gerçekleştirmeye, gücüne güç katmaya, ülkemize üstünlük kazandırmaya devam ediyor, devam edecek. Bugün, yarın, daima.